Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Kasım ayına yeni ayla başlıyoruz. Hemen 1 Kasım'da 9 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak. Tüm sabit burçlarımızı etkilediği gibi sizi de önemli ölçüde etkileyebilecek güçlü bir yeni ay bu. Dönüştürücü enerjileri çok yoğun. Aynı zamanda biliyorsunuz Akrep burcu krizlerle alakalıdır. Biraz zorlayıcı konular, mücadeleler de gündeme gelebilir. Yeni ay ile birlikte, bununla birlikte tabii ki krizler aynı zamanda arınma, hayatımızda şifa imkanı da getiriyor. Sorunları fark edip onları çözme imkanlarını da getiriyor. Kariyer konularınız, gelecekle ilgili hedefleriniz, toplumdaki statünüz, üstlerle ilişkileriniz, otorite figürleri, aile büyükleri ve ebeveynlerle ilgili konularda özellikle yeni ayın güçlü tesirleri çalışabilir. Mars yöneticiliğinde bir yeni ay. Mars ve Plüton'un Yengeç burcunda karşıt açıda olduğunu görüyoruz bu yeni ay sırasında. Bununla birlikte Merkür ve Mars karşıtlığı var. Dolayısıyla biraz stres yaratabilecek, duygusal baskılar yaratabilecek bir yeni ay enerjisi. Özellikle iş, kariyer konularında gerginlikleriniz olabilir. Yani sizin hedefleriniz var. Bununla birlikte ailevi alanda da kontrol edemediğiniz bazı durumlar var ve ikisi arasında gerilimler söz konusu olabilir. Bunun iş ilişkilerinize, özellikle üstlerle, otorite figürleriyle olan ilişkilerinize bazı yansımaları olabilir. Bununla birlikte genel sağlığınızda hassasiyetler artabilir. Bunu çok ihmal etmemek gerekiyor. Gerek beraber çalıştığınız kişilerle ilişkiler, gerek günlük yaşamdaki enerjiniz, işte motivasyonlarınız, düzeniniz ve genel sağlığınızla ilgili alanlarda biraz daha belki baskılar hissedebilirsiniz. İhmal ettiğiniz konular varsa bunlarla yüzleşebilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa sevgili kovalar, bu yeni ay sizin için çok daha tesirli olabilir, belirleyici olabilir. Mars Aslan burcuna geçişini yapacak 5 Kasım'dan itibaren. Bu durum biraz daha hani ilişkilere enerjinizi yönlendirmenizi sağlayacak. Ama tabii karşıdan gelen bir Mars çatışma da yaratabilir, mücadele de yaratabilir. Özellikle iş ilişkilerinde, ortaklı ilişkiler, iş birlikleri alanında veya evlilik ilişkilerinde, partner ilişkilerinde daha fazla enerjinin, agresyonun olabileceğini burada söyleyebiliriz. Mars önümüzdeki dönemde retro yapacağı için hani uzun bir süre aslında bu Kasım ayında hani ortaya çıkan konuların gündemde kalacağını, belki Nisan ortalarına kadar da aslında mücadele etmemiz gereken konular olacağını söyleyebiliriz. Hani bu dönemde özellikle gerçekten gerek evlilik gibi ilişkilerle ilgili ya da gerek eşinizle ilgili konular, belki işbirlikleri ve ortaklıklarla ilgili birlikte çalıştığınız kişiler, hizmete aldığınız kişiler ve benzeri alanlardaki dinamikler bir şekilde sizin için etkili olabilir ve buralarda gergitleriniz, mücadele alanlarınız, zaman zaman hani agresyonun oluşması mümkün görünüyor. Hani ancak hani problem olan konuların netleşmesi, bir ortaya çıkması, daha uzun vadeli kalıcı çözümler bulmanız da söz konusu olabilir. Merkür Yay burcunda olacak 3 Aralık Kasım'dan itibaren. Şimdi 3 Kasım'dan itibaren Merkür Yay burcunda sevgili kovalar, aslında iletişim, bilgi trafiği ve her türlü hani sosyal ilişkilerinizi destekliyor. Burada grup çalışmalarına daha yatkın olabilirsiniz. Ya da iş ortamınızdaki eğitimler, işle ilgili özellikle medya, yayıncılık alanındaki işleriniz, girişimleriniz, teknolojiyle bağlantılı işleriniz, belki akademik kökenli bazı çalışmalarınız, yurt dışı bağlantı, uluslararası işleriniz, ticari girişimleriniz, buralarda daha aktif olabileceğiniz bir ay aslında. Gerek öğrenciler için, gerek hani iş ayağı hayatında çalışanlar için bu akademik alanları, yurt dışı konularını daha aktif burada görebiliriz. 15 Kasım'da ise 24 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. ev alanınızı hareketlendiriyor, daha doğrusu aydınlatıyor, ama Uranüs'le birleşen bir Dolunay. Dolayısıyla içine sürprizler de var, hızlı gelişmeler de var. Yöneticisi Venüs Oğlak burcunda olacak Dolunay'ın. 12. evinizden gelen bir etkisi de var. Bu biraz daha sizin içsel alanınızı, özel hayatınızı, daha ruhsal konuları, huzur ve
istikrar arayışlarınızı etkiliyor. Yani evde geçireceğiniz zamanlar, aileyle ilgili paylaşımlar, kendi özel alanlarınızla ilgili alan konularda bu dolunay belirgin bir etki getirebilir. Örneğin hani bir süreci netleştirebilir. Belki böyle bir yerleşimle ilgili konunuz vardı, işte bir taşınma süreciniz var ya da evle ilgili bir düzenlemeniz var. Hani bunlar bir netleşebilir. Aileyle ilgili konularınız olabilir. Tabii aile, ev olunca işin içine evlilik konuları, hani bunun hayatınıza getirebileceği bazı düzenler de geliyor. Belki evlilikler, ayrılıklar, yuva kurmak ya da aileyle birlikte yaşamak ya da aile evinden ayrılmak ve benzeri tesirler. Mesela hani genel olarak düzeninizle ilgili konularda tesirler alabilirsiniz. Birçoğunuz hani ebeveynlerle ilgili konularda da etkiler alabiliyor. Anneniz, babanız, hani onlarla ilgili bir mevzunuz varsa, belki bir sağlık sorunu var. Hani onları çözmeye çalışıyorsunuz. Bununla ilgili destekler bekliyorlar sizden. Veya hani bir sorunu çözebilirsiniz. Gerekli yapılması gereken adımları atabilirsiniz ya da belirsizlikler netleşebilir bu alanlarda özellikle. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa, son derecelerdeyse, burcunuzun son derecelerindeyse daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Dolunay sizi daha belirgin bir şekilde etkileyebilir. 20 Kasım'da artık Plüto tamamen Kova burcuna geliyor, burcunuza geliyor. Son bir yıldır biliyorsunuz Plüto Kova burcuna bir geliyor, sonra geri gidiyor. Oğlağa tekrar dönüyordu. Şimdi tamamen artık burcunuzda olacak. 20 yıl boyunca 2040'a kadar da Kova burcunda olacak Plüto. Bu tabii ki çok güçlü bir transit. Size bu süreç içerisinde çok güçlendireceği gibi gerçekten kişilik değişimleri, dönüşümler dediğimiz önemli etkiler getirecek size. Hayatınızın her alanında bu etkileri hissedebilirsiniz. Ama yavaş ve ağır bir etkiden bahsediyoruz. Aslında jenerasyon gezegeni olduğu için toplumlar üzerinde, insanlık üzerinde tesirleri çok güçlü. Politik, ekonomik, teknolojik, bilimsel, sosyal alanlarda önümüzdeki dönemde güçlü dönüşümleri, değişimleri, yenilikleri takip edeceğiz. Tüm insanlık için bu süreç önemli olacak. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. 11. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Bu dönem sizin için biraz da sosyalleşme, arkadaşların öne çıkması, daha böyle projeler, yenilikler anlamına geliyor. Hevesli, cesur, iyimser olabileceğiniz bir süreç. Evet, Kasım ayının özellikle ilk dönemi biraz da hani duygusal baskıları arttırabilir, sorumlulukları öne çıkarıyor ama ayın son haftasıyla beraber biraz daha hani eğlenceli konular, sosyal konular size özgürlük getirebilir. Merkür gerileyecek 26'sından itibaren. Merkür 11. evinizde Yay burcunda gerilerken muhtemelen nostaljik etkiler de getirecek. Yani bu dönemde arkadaş ilişkilerinizde biraz geçmişi hatırlatacak olaylar olabilir. İşte uzun süredir görüşmediğiniz kişiler falan, onlarla karşılaşmalar olabilir. Yarım kalmış ilişki dinamikleri tekrar şöyle bir kendini hatırlatabilir. Belki bazı sorunlar varsa hani görmezden geldiniz, onları çözme fırsatı bulabilirsiniz. Küstüğünüz arkadaşlarla tekrar görüşebilirsiniz, barışabilirsiniz. Bu fırsatlar da olabilir tabii ki. Yeni projeler konusunda biraz temkinli yaklaşın ama daha önceden başlamış işleri tabii ki devam ettirebiliyoruz. Merkür Retrosu biraz yavaşlamak, gözden geçirmek için bize fırsat veriyor aslında. Yani sağlamalar yapabiliriz, işte hesaplar, muhasebeler yapabiliriz. Üzerinde çalıştığımız bir işimiz varsa eksikleri fark edip bu dönemde tamamlayabiliriz. Ya da daha önceden hani değerlendiremediğimiz bir fırsatı şimdi değerlendirme fırsatı bulabiliriz. 15 Aralık'a kadar Merkür Yay burcundaki retrosunu sürdürecek. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.